Merhaba dostlarım. Bu videomda sizlere dünya tarihinin ve antik dünya tarihinin en büyük toprak istilacılarından biri olan Büyük İskender'in kısa biyografisini anlatmaya Büyük çalışacağım. İskender'in orijinal adı Aleksandros'tur. Aslen kendisi Makedon'dur ama Yunanlılarla Makedonlar arasında bir türlü paylaşılamamaktadır. Yunanlılar Büyük İskender'in kendilerinden olduğunu, Makedonlar ise kendilerinden olduğunu iddia ederler. Ama aslen Makedon'dur, Makedon İmparatoru'dur Büyük İskender. Peki Büyük İskender aslında kimdir? Milattan önce 323 ila 336 yılları arasındaki Antik Makedon Krallığı'nın kralıdır. Büyük İskender milattan önce 356 yılında dünyaya geldi. 20 yaşında babası 2. Filip'in yerine tahta geçti. Büyük İskender iktidarının uzun yıllarını Güneybatı Asya ve Kuzeydoğu Afrika'da eşi benzeri görülmemiş askeri seferlerle geçirdi. 30 yaşına geldiğinde Yunanistan'dan Kuzeybatı Hindistan'a kadar uzanan antik dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurdu. Büyük İskender hükümdarlığı süresince girdiği hiçbir savaşı kaybetmemiştir. Birçok uzman tarafından tarihin en büyük komutanlarından biri olarak gösterilir. Büyük İskender eğitimini 16 yaşına kadar ünlü filozof Aristoteles'ten Büyük almıştır. İskender milattan önce 336 yılında babası 2. Filip'in suikastle öldürülmesinden sonra tahta geçmiştir. Büyük İskender dünya tarihinde en çok toprak istila eden komutanlardan birisidir. Ancak kendisi istila ettiği hiçbir yere zulüm götürmemiştir. Örneğin Cengiz Han gibi. İstila ettiği toprakları adaletle yönetmiştir ve Pers İmparatorluğunu deviren tek Büyük komutandır. İskender milattan önce 334 yılında Ahameniş İmparatorluğunu ele geçirdi. Bundan sonra 10 yıl sürecek bir dizi sefere başladı. Büyük İskender Anadolu'nun fethinden sonra İssos ve Gaugamela muharebelerinde Ahameniş hükümdarı 3. Darius'u perişan etti. Daha sonra Pers kralı 3. Darius'u devirdi ve Ahameniş İmparatorluğunu tamamen fethetti. Gelinen son noktada İskender'in imparatorluğu Adriyatik denizinden Beas nehrine kadar Büyük uzanmaktaydı. İskender bu büyük başarıları toplamda 32 yıl olan hayatının sadece 10 yılında yapmıştır. Büyük İskender aynı zamanda eşcinseldir. Kendisiyle alakalı tasvirlerde bunu çok açık bir şekilde görebilirsiniz. Büyük İskender Yunan efsanelerini öğrenmiş, kendisinin yenilmez hatta ilahi birisi olduğuna inanmıştır. Büyük İskender hayatı boyunca dünyanın sonuna ve büyük dış denize ulaşmak için çok uğraştı. Büyük İskender milattan önce 326 yılında Hidaspes Muharebesi'nde Palvaras'a karşı önemli bir zafer kazanarak Hindistan'ı işgal etti. Bunun sonrasında vatan hasreti çeken birliklerin yoğun talepleri üzerine geri döndü. Milattan önce 323 yılında başkent olarak ilan etmeyi düşündüğü Babil'de Arabistan'ın işgalini tasarlarken öldü. Bazı ilahiyatçılar Büyük İskender'in Kur'an-ı Kerim'de geçen Zülkarneyn olduğuna iddia etmektedirler. Büyük İskender aynı zamanda çok eğitimli bir insandır. Dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmış, Aristoteles tarafından eğitilmiş bir insandır. Aristoteles, Büyük İskender'e tıp, ahlak, felsefe, din ve sanat konularında eğitim vermiştir. Yani sonuçta Büyük İskender büyük bir komutan olduğu gibi son derece entelektüel bir insandır. Büyük İskender kendisine tanrısal onurlar yakıştırmış ve bunu Yunan kentlerine zorla kabul ettirmiştir. Sonuçta İskender'in kendisinin Herakles'in soyundan geldiğini benimsemesi ve kendisini tanrısallaştırması onun halkın gözündeki büyüklüğünü ifade etmekteydi. Herakles gibi aslan başlı postuyla göstermektedir. Yani sonuçta İskender kendisinin tanrısal bir gücü olduğuna inanıyordu. Temsil edilen figürlerinde bile kendisine Amon gibi koç boynuzu ile Büyük İskender Akileus gibi klasik bir kahraman olarak efsaneleşmiştir. Büyük İskender'in cenazesi altın bir tabutla Mısır'daki İskenderiye'ye götürülmüş, oraya gömülmüştür. Daha sonra Jules César onun mezarını ziyaret etmiştir ama günümüzde mezarı hala kayıptır. Sonuç olarak Büyük İskender 32 yıl gibi kısa bir hayatıyla dünya tarihine geçmiş
büyük bir komutan, büyük bir entelektüeldir. Elimden geldiğince Büyük İskender'in biyografisini kısaca sizlere anlatmaya, özetlemeye çalıştım. Büyük İskender'in hayatını ve seferlerini anlatmaya kalkışsak saatler alır, bu da sıkıcı olurdu. Ben sizlere kısaca özetlemeye çalıştım. Hoşça kalın dostlar.